Selen Kocabaş ben. Aslında en kısa tabiriyle anne, eş, evlat, çevresindeki insanlarla değer yaratmak isteyen, bu arzuda olan bir iş insanı, iş kadınıyım. Ben 1968 yılında doğdum. Bizim aile göçmendi. Rumeli'den göçmüş bir aileydi. Aslında geniş bir aile, geniş bir aileye uzun yıllar sonra ilk gelen kız çocuğuydum. Benim hayatım nasıl? Fransız Lisesi'nde okudum, Saint Benoît'da okudum. Ve okurken de hep açıkçası böyle bir şeyler üretme arzum vardı. İlk işte ortaokuldan sonra Fransızca ders vermeye başladım. Sonra üzerine İngilizce geldi, İngilizce ders vermeye başladım. Üniversite ekonomi okudum. İngilizce iktisatın ilk mezunlarındanım. Çok kıymetli hocalarla okuduk. Peşi sıra aslında benim hayatım üniversitede de okurken işte organizasyon şirketleri pek çok noktada hep bir çalışayım, bir şeyler üreteyim, birileriyle bir değer yaratayım. O daha çok oldu. O dönemde bizde çok vardı bu güdü diyeyim. Kariyerime ben ilk Koç grubunda başladım. Aslında kariyerimi birkaç evreye bölebiliriz. Bir yetiştirme elemanı olarak Koç grubu. Yetiştirme elemanı olarak ilk hayatıma Koç grubunda başladığımda holdingde metot organizasyon bölümünde başlamıştım. O dönem babam şey demiş, o kızım Koç grubuna girdi, buradan emekli olur. Şimdi tabii eskilerin öyle bir uzun soluklu hikayesi var. Uzun soluk da tabii ki çok kıymetli. Ama hayatınızda önünüze çıkan farklı fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Benim bu hikayem içerisinde aslında holdingde başlayıp bir süre sonra Arçelik'e geçtim. Arçelik'in metot organizasyon yapısında çalıştım. Koç çok iyi bir okuldu. Çok şey öğrendik. Çok açıkçası hem iyi bir network'tü hem de o dönemde çok ciddi gelişim yatırımları yapıldı bize. Peşi sıra Marshall bir kurumsal dönüşüm içerisindeydi. Marshall'ın AkzoNobel'e dönüşüldüğü, satıldığı dönemde bir 5,5-6 yıl Marshall'da çalıştım. Sonra karşıma Danone çıktı. Danone Türkiye'ye ilk gelmişti. Danone Sabancı Joint Venture dönemi. Danone çok kişiyi yetiştirmiştir, geliştirmiştir. Çünkü su, süt iki şirket, sütlü ürünler Ankara'da, bir tat İstanbul'da Tikveşli, Akmina suyu, Hayat su vesaire. Pek çok yönüyle aslında ve de ürün çeşitliliği, profil çeşitliliği, biraz sonra çeşitliliğe de geleceğiz kadın konularında konuşurken. Aslında çok kıymetli kişilerin yetiştiği ve buluştuğu bir dönemdi. 2002 yılı içerisinde de benim ajandama Turkcell bir şekilde geldi ve Pardon, Danone'de hangi pozisyondaydınız? Danone döneminde ben su ve süt şirketlerinin icra kurulu üyesiydim her iki şirketinde. İçerisinde insan kaynakları, satın alma hukuk gibi fonksiyonlar vardı. Aslında orada böyle birkaç çok kocalı Hürmüz gibiydim. İşte süt şirketinin CEO'suna bağlıydım, su şirketinin CEO'suna bağlıydım. Fonksiyonel olarak Sabancı tarafında report line'ım vardı, bağlı olduğum. Danone tarafında da vardı. Fakat hep böyle mücadele, fakat mücadelenin sonrasında da üretken, keyif aldığınız, çok hikaye yarattığınız, bir taraftan baktığınızda işte 4-4,5 sene, fakat içinde çok hikayenin olduğu bir dönemdi ve çok kişi o süreçte iş dünyasına katıldı. Hem Danone'da toplandı hem de daha sonra farklı yerlerde çok değer kattı. Ki şöyle söyleyeyim. Pardon, Efendim? böldüm ama Danone'daki bu görevinize iş hayatındaki sürenizin kaçıncı yılında geldiniz? İcra kurulu üyeliği çünkü çok önemli bir pozisyon. Kaç yıllık deneyim sahibiydiniz icra kurulu üyesi olduğunuzda? 8,5-9 yılda. 8,5-9 yılda. Şimdi tabii şeydi Çok Gülay olağanüstü bir şey değil mi bu? Yani 10 yılda icra kurulu üyeliğine ulaşmak. Hanım. Valla şöyle söyleyeyim, doğru. Aslında hani zaman çok önemli, ama o zamanı nasıl doldurduğunuz da çok önemli. Yani içeriğinde yarattığınız değer de bir o kadar önemli, öyle düşünüyorum. Benim hikayemin içerisinde oraya gelene kadar ki peşi sıra Turkcell'in hikayesi de Danone ve ondan önceki yaptıklarımızla ve ürettiklerimizle çok örtüşen hikaye olduğu için Turkcell
geldiğimde de yani ben işte 30 küsür yaşında Turkcell'de tepe 4-5 kişiden biri oldum. Açıkçası o dönemde görece çok daha hani naif profesyonel bir yapıdan hani farklı bir kurtlar sofrasının olduğu, fırsatların da olduğu, tehditlerin de olduğu bir döneme açılmıştım. Ben 2002 sonunda Turkcell'in ilk dönemi sonuydu. Muzaffer Akpınar Turkcell'e CEO oluyordu. Muzaffer Akpınar'ın döneminde aslında şöyle onunla birlikte 4 kişi vardı tepe noktalarda. İşte finans fonksiyonu vardı, pazarlama satış vardı, teknoloji vardı. Onun dışındaki her şeydi. Business support diye biz onu nitelendirmiştik. Aslında işin içerisine insan kaynakları, IT, hukuk, bir süre sonra satın alma, bir süre sonra stratejik planlama, işin aslında tüm overall toplam business'ı, toplam işi destekleyecek ve yönlendirecek tüm fonksiyonları çok iyi bir, güçlü bir ekiple yönettik diyeyim. Çok değer kattık. Hatalarımız da oldu, hatalarımızdan da çok öğrendik. İlklere de çok imza attık. Açıkçası o dönemde şimdi mesela kadın konularını da konuşacağız. Ekip içerisinde de çeşitlilik, her yönüyle çeşitlilik çok kıymetliydi. Yönetim kurullarında da keza aynı şekilde, oraya da geliyor olacağız. Yani Turkcell hikayesine geldiğimde farklı şapkaları taşıyan çok kıymetli ekiplerle çalışma şansımız oldu. Çok genç, dinamik çalışanlarımız da vardı. Belli bir yaşın ve seniority'nin ötesinde değer katan bizim daha böyle ağır abilerimiz de vardı. Fakat onun bütünü, yani o mozaik, hatta onu diyorduk. Yani bizim önce insan, önce Turkcell diyorduk o dönem ilk mottomuz. Hakikaten önce o ekip, o insan ve o hikayeyi oluşturan bizler var olalım ki o yapı şirket, kurum olsun ve oradan müşterilerimize değer yaratalım. Peşi sıra bir süre sonra bunu işimiz teknoloji ama esas işimiz insana dönüştürdük. O teknoloji dönüşümüyle birlikte Süreyya Cilim'in organizasyona katıldığı dönemde. Velhasıl Tülay Hanım, benim 2015'in açıkçası yazına kadar yani hikayem işte önce bir Koç grubu, peşi sıra bir Marshall dönüşümü, sonra Danone'un Türkiye'ye gelmesi ve Danone'un bu anlamda o ekibin oluşumu ve yarattığı business potansiyeli ve ondan sonra da 13-14 yıllık Turkcell deneyimi. Yani toplam böyle bir o dönem 25 senelik bir deneyim sonucu artık hani Turkcell hikayem de öyle bir şeydi ki ben çok 3 dönem Turkcell'deydim. Farklı farklı şapkaları taşımıştım. Son 5,5-6 yıl business'ın başındaydım. İşte teknoloji zirveleri yaptık, dönüşümü, o 3G. Yani şu anda şu imkanları yaşıyorsak aslında geri dönüp baktığımızda bizlerin hikayesinde işte Türkiye'ye 3G gelmesi lazım, geniş bant son derece gerekli, işimizi her yerden yöneteceğimiz bir dünya var, bunu sağlamamız lazım, bu dönüşüm geliyor, yarın geldi artık, şimdi bu mesaj vermiştik. Velhasıl o resimi artık bir farklı sulara kendimi bir şekilde o hani üretkenliği ve yarattığım değeri başka bir yere taşırım noktasıyla 2015'te Turkcell'den ayrıldığım dönemde takdir edersiniz pek çok imkan geldi benim karşıma. İşte birçok noktanın genel müdürlük, CEO'luk pozisyonu. Ben de diyordum ki evet, yani bir nefes alırım. Ayrıldığım dönem tam Mayıs'tı, 2015'in Mayıs'ı. Ya hiç böyle bir hani yazlıkçı muhabbeti yapmadım ben yıllarca. Hani hafta sonu gideriz, geliriz. Hep bir planlı tatiller. Biraz şöyle hani yazlık muhabbeti yapabilsem, biraz böyle hani kafamı bir yastığa dayayıp düşünebilsem. De yani sonuçta ben böyle çok şey olarak da opportunist bir insan değilim. Yani aslında o profesyonel ama amatör ruhla da çalışan bir insan olduğum için doğru fırsat karşıma çıksın noktasındayken yönetim kurulları benim karşıma çıkmaya başladı. Ya Selam, hani siz evet karşınıza doğru bir CEO'luk rolü çıkabilir ama hani gelin işte biz farklı bir noktaya gidiyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz olun, bizim bağımsız yönetim kurulu üyemiz olun, advisory board'a girin. İlk böyle bir hani şeydim, bir hani evet olabilir ki o dönemde
aslında bu kapıları açan bir nokta da şuydu Tülay Hanım. Biz 2011 yılı içerisinde işte yönetim kurulunda kadın aslında o dönemde bir programdı. Hande Yaşargil ile Burçak Güven'in başlattığı ve biz de Turkcell'de o dönemde ben de C-Level'daydım. Ki biz ilk başta bu programın olması, çünkü ben Turkcell grubunda da Ukrayna'nın yönetim kurulundaydım, Turkcell Teknoloji'nin yönetim kurulundaydım. İddia bizim ortaklığı yapıydı o dönemde Yunanlılarla. Onun bordundaydım. Fakat yani yönetim kurulu işini biz alaylı şekilde öğrenmiştik. Yani bir doğru bir disiplin, yani yönetim kurulu ne yapar, yönetim ne yapar değil de içine yer alıp orada bir şekilde öğrendiğimiz, Turkcell'in New York borsasına kote olmasından dolayı governance, yönetişim prensiplerini okuyup onları uygulayıp öğrendiğimiz bir yol haritasıydı. Velhasıl yönetim kurulunda kadın programı aslında bizi bu noktada da, benim o dönemki ben ilk mentisiydim 2011'de, şimdi mentoruyum derneği. Güler Hanım, Güler Sabancı benim mentorumdu. Güler Hanım'la o süreci yaşamıştık. Velhasıl böyle de bir vizibilitem vardı. Yani Selen Kocabaş böyle bir süreçte geçti. Yönetim kuruluna hazır hikayesi de onunla denkleşmişti. O çerçevede de işte benim hayatım bir şekilde yönetim kurullarına, ilk işte Multinet oldu. Multinet Up, Fransız grubu şirketiydi. Devam, Multinet. Devam etmeden. Ediyorum. Buyurun. Devam etmeden önce araya girmek isterim. Güler Hanım'ın adı duyunca, şimdi ilk de mentorunuz olmuş. Evet. Onun neler öğrendiniz? Şöyle söyleyeyim, şimdi Güler Hanım'la aslında benzeşen özelliklerimiz de çok vardı. Kadınlar olarak genelde, hele iş dünyasında, planlıyızdır, disiplinliyizdir malum. Güler Hanım da çok hani ajandasını kıymetli ve doğru yöneten, ayırdığı zamanı hakkını veren bir liderdi. Yani o disiplin, gittiğiniz noktada, koyduğunuz vizyonda öz disiplin son derece kritik. Yani öncelikle mesela Güler Hanım'dan onu çok net görmüştüm. Ve bunun hakikaten kıymetli olduğunu, yani başarılı liderlerin o disiplinli çalışma kültürü, zamanına uyardı, bir şeyi erteleyecekse doğru zamanda haber verirdi ve hakikaten bunun mantıklı bir gerekçesini de paylaşırdı. Bu tabii çok kıymetli ve karşınızdakini de çok iyi hissettiren bir nokta. Bunun ötesinde Güler Hanım'dan aslında iki tane nokta paylaşmak isterim. Bir tanesi ortamı koklamak ve hissetmek. Güler Hanım şunu derdi yönetim kurullarında. Özellikle şimdi yönetim demek aslında tepede bir CEO, bir erk var ve siz ekibinizle bir noktanın üzerine gidiyor. Ama yönetim kurulu aslında çeşitliliğin ve kapsayıcılığın olduğu bir ekip. Orada yönetim kurulu başkanı aslında bir ya da bazı yönetim kurullarında iki oy hakkı var. O toplamın sinerjisini ortaya koyuyor ve onu yönetiyor, yönlendiriyor. Şimdi bu çerçevede de Güler Hanım şunu diyordu. Yani yönetim kurullarına girdiğinde Selen, ortamı bir koklaman lazım, hissetmen lazım. Hangi konular burada gündem olacak? Hangi noktalar? Salt hedef koyup o hedefi belli bir disiplinle uygulama yaklaşımı değil, oradaki o governance disiplininde ortam size neyi el veriyor? Oradaki o toplam ilişki zeminiyle birlikte doğru yönetmek gerekiyor. Bu da kıymetli ve önemli diyordu. Hakikaten öyle. Yani o bulunduğunuz yönetim kurullarının, ki bundan sonraki benim board hikayemde ben mesela bir oryantasyon istedim. Yani yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? Hikayeleri nedir? Ben hangi noktayla bu yönetim kurulunu tamamlayacağım? Hangi perspektiften değer katacağım? Herkesin o farklı mozaikle tamamladığı şapkaları neler? Bunları iyi hissetmek lazımdı. Bir, bunu ondan aldım. Yani o yönetim kurulunda ki o mozaiği doğru oluşturma, o ekibi doğru tamamlama ve o tamamladığın taşla da yerini iyi bilme ve iyi prezente etme. İkinci nokta, bu da bence çok kıymetliydi ki, hele ki yani pandemiyle birlikte çok daha görüyoruz. Kurumların en tepe noktasında, evet, siz board pozisyonunu doldurarak o şirketin geleceğiyle ilgili doğru soru
larla stratejisini, vizyonu veriyorsunuz ama bir taraftan da aslında bu bir sosyal sorumluluk. Yani o markanın değerine ileriye dönük baktığınızda o marka ne kadar çevreye duyarlı, o marka ve o yönetim kurulu ne kadar yönetişim ilkelerini uyguluyor, ne kadar sosyal bir marka. Selam, bunu unutma, bunu hep bir şapka olarak yönetim kurullarına girdiğinde tak ve bunu sorgula. Yani o bulunduğun markanın, çünkü bir sonraki fazda, ki bunu çok net yaşıyoruz. Hele Tülay Hanım, yeni nesille birlikte, şimdi benim oğlum 23 yaşında, onunla çok önceden beri de yaşıyorum. Değer yaratan, inancınız ve anlam yüklenen markaları tercih ediyor tüketici ve burada tercih etmeye devam edecek. O yüzden yönetim kurullarının olmazsa olmaz bir rolü de ister istemez topluma yarattığınız değer, iyilik uğruna yaptığınız şey. Türkiye'nin ya da ülke gündemini yok sayamazsınız. Farklı işler yapsanız bile duyarlı olmanız lazım. Bu noktalar nacizane Güler Hanım'la konuştuğumuz konu başlıklarıydı. Bu çerçevede işte Tülay Hanım peşi sıra Multinet hayatıma girdi. Sonra Akgök grubu Akiş'in bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Oranın denetim kurulu üyesiyim. Risk komitesi başkanıyım Akgök grubunda bu anlamda. Diğer taraftan Advisory Board ve Executive Board'da olduğum Aydın grubu var. Yani İngiliz Homayüz bir Memorial'ı içinde barındırdığı grup. İşte bahsettiğimiz gibi bir danışmanlık platformumuz var. Orada stratejik danışmanlık işleri yapıyoruz. Yeni nesil bir mantaliteyle, genç ekiplerle birlikte. Endeavor'da diğer taraftan girişimcilere hem bu anlamda mentorluk yapıyorum, hem de gençlerden çok çok şey öğreniyorum. Yani bu dönem aslında birbirimizden öğrendiğimiz bir dönem. Kolektif aklı kullandığımız bir dönem. Bir de kadın konularımız var işte. Yönetim kurulunda kadın. Ara vermiş kadınları istihdama katıyoruz yeniden bizle. Teknolojide kadın. Çünkü fırsat aslında çeşitliliği sağlayarak, fırsat aslında doğru kapsayıcılıkla geliyor. O yüzden kadınları yok sayamayacağımız, gençleri yok sayamayacağımız, deneyimi yok sayamayacağımız bir dünyadayız. Velhasıl bu çerçevede hayatım devam ediyor.